Herkese merhabalar. 6. sınıf İngilizce 1. dönem 2. hazırlıyor. Hazır mısın Tonguç? Hazır değilim hocam. Are you ready? O yüzden buradayım. Are you ready Tonguç? I am ready teacher. Harikasın Tonguç, o zaman başlıyoruz. Hazır olman lazım. Şimdi sana 3 tane güzel haberimiz var. Birincisi çok hocam, güzel. Hocam gerçekten bu dersten sonra sınavda hazır olacak mıyım? İnşallah. Bak, burada çok güzel bir yazılı hazırladı sana. Milletin Bakanlığı'nın kazanmana bakaraktan. Ama aynı zamanda yazıldan önce çıkacak konuları videonun açıklamasında linkte bulabilirsin PDF olarak. Ve aynı zamanda sana güzel bir giriş yapacağız. Sınavda çıkacaklarla alakalı mini hoş bir giriş yapacağız. Bunların çok daha ayrıntılısı tabii ki sınıf anahtarında var. Ama burada da sana yazılı öncesinde destek olmak istiyoruz. Şimdi burada simple present tense, present continuous tense, comparatives, what is the weather like, weather conditions. Bunlar konularımız, tamam. Yani bunlar subjects of the second exam. Yani ikinci sınavın konuları. Fakat neleri bilmemiz lazım? Birincisi we need to know, bilmek zorundayız. Vocabulary, yani birinci ve dördüncü üniteyi bilmemiz lazım. Birinci ve dördüncü ünitenin kelimelerini akıl notlarından çalışma ödevini sana veriyorum. Fakat burada sen kendin de bu kelimeleri küçük kartlara yazaraktan öğrenebilirsin. Yani mesela temperature ne demek? Sıcaklık demek. Sen bu kelimeyi bilmiyorsan öne Türkçesini, arkasına İngilizcesini yazıp farklı farklı mekanlarda çalıştığında öğrenebilirsin. Bu bir. Ama bunları akıl notlarından ve akıl haritalarından çalışmak da işini kolaylaştıracaktır. Çünkü burada sana çok net bir şekilde hepsini, kelimeleri tek tek verdi. Ama simple present tense'e geldiğimizde affirmative olumlu, negative olumsuz ve question soru halini nasıl yapacağız? Bak gösteriyorum sana. Birincisi Tonguç, simple present ve present continuous tense arasındaki farkı şuradan çok net bir şekilde bilmelisin. Nedir o? Şöyle göstereyim sana boş bir kağıtla. Sana eğer şöyle bir sayı doğrusu düşünürsen, eğer now diyorsa veyahut da right now diyorsa cümlenin içerisinde, veyahut da look şuna bak diyorsa, veyahut da listen dinle diyorsa, veyahut da ne olabilir başka? İşte işte at the moment diyorsa, şu anda diyorsa, veyahut da these days, yani bugünlerde böyle şeyler oluyor gibi şeyler diyorsa, veyahut da today diyorsa, sen present continuous kullanacaksın. Yani I am going diyeceksin. I'm going now. Şu an gidiyorum. Ama eğer Tonguç'um sana always, daima, never, asla, sometimes, bazen, usually, genellikle, işte every day, her gün, başka ne olabilir? On Fridays, cuma günleri veyahut da işte rarely, nadiren gibi ifadeler kullanıyorsa bu sefer de I go ifadesini kullanacaksın Tonguç. Peki bunların olumsuzu nasıl oluyor? Bunun olumsuzunda I don't go demen gerekiyor. Sorusunda da do I go, yani gider miyim oluyor. Bunun olumsuzu nasıl oluyor? I am not going diyorsun Tonguç evladım benim. Sorusunda ise am I going diyorsun. Bu kadar basit bir şekilde bitirebiliyorsun. Yani am'i yerine değiştiriyorsun. Şimdi buradaki ifadeler, yani now, right now, look, listen at the moment'ı bilirsen cümleye bu mu gelecek, bu mu gelecek çok rahat yakalayabilirsin Tonguç evladım benim. Gelelim comparative adjective'se. Comparative adjective'se ise seni karşılaştırmanı yapacaklar. Yani superlative değil de comparative öğreneceksin sadece. Şöyle mesela diyelim ki slow yavaş demek Tonguç. Veyahut da başka ne olabilir? İşte slow yavaş, işte young genç demek. Ondan sonra başka ne diyebiliriz? Old, yaşlı demek. Bunlar sıfatlar. Veyahut da expensive, pahalı demek. Difficult, zor demek. Bunlar da sıfatlar. Bunları daha yaparken kısa sıfatlarda er getireceksin. Uzun sıfatlarda ise more getireceksin. Slow, slower than, daha yavaş. Young, younger than, daha genç. Old, older than diyeceksin. Ama şeylerde, uzun sıfatlarda expensive than demeyeceksin. More expensive den diyeceksin. Veyahut da more difficult den ifadesini kullanacaksın Tonguç evladım benim. What's the weather like ve weather conditions alakalı zaten birazdan bütün hepsini göstereceğiz sana. Nedir işte sunny, işte windy, rainy, işte rainbow, snowy, stormy, cloudy, thundery. Bunlar hep zaten resimlerde rahatlıkla anlayabileceğin şeyler. Feelings'e baktığımızda yine happy, mutlu, sad, üzgün, cheerful, neşeli, moody, İşte anxious, endişeli, surprise, şaşırmış, scared, korkmuş, işte sleepy, uykulu, bored, sıkılmış, worried, endişeli, frightened, yine korkmuş anlamına geldiğini mutlaka kelimeler olaraktan bilmen gerekiyor Tonguç. What do you like? What about? Can I have? Gibi bazı soruları da yine sana sınavda soracaklar. Bunları da mutlaka çalışmalısın. Bunları da bilirsen kelime bilgisiyle rahat rahat yaparsın diyorum. Ve hemen yazılımıza başlıyorum. Şimdi burada bazı cümleler var. Complete the sentence with the words in the box diyor. Kiosk, skyscraper, farm, traffic jam, downtown, museum, bir sürü kelime var. Bu kelimelerin ne anlama geldiğini bilirsek rahat rahat sorular yaparız. Ama bilmiyorsak tabii ki de sıkıntı yaşarız. Şimdi I live in... of a big city. Ben büyük bir şehrin
acaba müzesinde mi yaşıyor? Müzesinde yaşayamaz. Trafik şeyinde de yaşayamaz. Trafik kirliliğinde de yaşayamaz. Büyük bir şehrin çiftliğinde de yaşayamaz. Büyük bir şehrin... Skyscraper. Ama skyscraper... Gökten... Skyscraper de olmuyor çünkü higher than houses diyor bak ikincisinde. Aa, olmaz. O zaman downtown. Downtown. Downtown ne demek Tonguç? Aşağı mahalleler. Aşağı, varoşlar, varoşlar. Varoş mahalle. I live in yok, varoş. Varoş değil de varoş zaten ghetto demek normalde. Downtown. Şehir aşağısı, merkezi. Şehir merkezi. Şehir merkezi yaşıyorum diyor yani. I live in downtown of a big city. Ama burada ne oldu? A skyscraper yani bir gökdelen is higher than houses. Yani çok yüksektir. Çok evlerden çok evet. Da gökdelenleri şöyle düşün. Skyscraper'a gittiniz mi hocam hayatınızda? Gittim evet. İki kez gittim. Gerçekten gökü deldi ve şaşırdık. Gerçekten çok şaşırtıcıydı. Gökdelen. Yani. Gökdelen. Bulutların üzerine çıktık. Yüksek bir binaydı ama havada bulutlu tabii. Şimdi o zaman tekrar diyoruz. Downtown şehir merkezi. Büyük bir şehrin şehir merkezi yaşıyorum diyor. Ama skyscraper gökdelen. I don't like to live in a city. Büyük şehirde yaşamayı sevmiyorum. Because there is a lot of... Trafik jam yani trafik reçeli var, trafik sıkışıklığı var diyoruz. Geldik buraya. My family and I live in a nokta nokta because my father is a farmer diyor. Farmer mı o zaman? O zaman çiftlikte yaşıyor diyebiliriz. O zaman downtown'ı öğrendik, skyscraper'ı öğrendik, trafik jam, farm'ı öğrendik. Farm neydi? Çiftlik çünkü çiftçiden anladık. Peki there is an art sanatla alakalı olabilir tabii ki müze. There is an art museum. Derizan Art Museum on Green Street. Yeşil Caddesi'nde bir müze var diyor. Where is the... Zaten bir tane şey kaldı. Where is the kiosk? Evet. Kiosk nedir peki Tonguç? Kiosk hocam böyle bilgi şeyi, kulübesi. Yani ya böyle, hocam ya böyle... Kitapçı insan, yani. İnsanlar büfe. Büfe. Kitaplar da satabiliyor. Where is the kiosk? I want to buy some magazines. Hani şöyle bir şeyler oluyor ya, şehir merkezlerinde böyle küçük büfeler oluyor. Dergi satan. Dergi satıyor böyle, şöyle dergiler yazıyor içinde böyle falan. Sonra bir de adam böyle küçük bir delikten bakıyor sana, önünde şöyle küçük küçük sakızlar oluyor sana. Buyur abi sakız, oradan kendin al abi falan diyor. İşte onlara biz kiosk diyoruz. Yani büfe. I want to buy some magazines. Geldi yeni bir soru, yeni bir heyecana ve yeni bir skandala. Yani sınav provasına. Compare them, karşılaştırın onları diyor. With the adjectives. Living in a village, köyde yaşamak, cheap, ucuz, quiet, sessiz. Peaceful, böyle huzurlu. Oh. Living in a city, expensive, pahalı, noisy, gürültülü. Enjoyable, eğlenceli. Eğlence de var tabii ki şehirde. Şimdi ikisini karşılaştıracağız. Living in a village is, mesela ne diyelim, köyde yaşamak cheaper diyebiliriz. Is cheaper than living in a city. Köyde yaşamak, şehirde yaşamaktan daha ucuzdur. Living in a village is quieter, sırasıyla yazıyoruz yani. Quieter than living in a city. Köyde yaşamak, şehirde yaşamaktan daha sessizcedir. Living in a city is more expensive, pahalıdır than living in a village. Şehirde yaşamak pahalıdır gerçekten. Ev kiraları pahalı, yiyecekler pahalı. Living in a village is more peaceful. Yani daha huzurludur than living in a city. Living in a city, yani köyde yaşamak daha huzurlu dedik. Living in a city is noisier than living in a village. Gerçekten büyük şehirde yaşamak çok gürültü bak. Noisy'nin sonra y'ye gitti, yer geldi. Buraya da dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela easy, sonundaki yer gidiyor kolay, easier oluyor. Sonuçta y olanlarda yer geliyor. Living in a city more enjoyable, yani daha eğlencelidir. Çünkü şehirde bir sürü imkanlar vardır eğlenmek için. Then living in a village diyoruz. Ve geçiyoruz yeni bir soruya. Complete the sentence, use the words in the box diyoruz. Şimdi what, who, when, what time, why, how gibi sorular var. Nokta nokta are you doing right now? Ne yapıyorsun diyeceğiz. O zaman what are you doing right now? Ne yapıyorsun kardeşim şimdi? I'm resting. Dinleniyorum. Buraya bakalım. Cake'i kim yapıyor? Ha, my mother is. O zaman kim diye soracağız. Who is making a cake now? Kim yapıyor? O zaman bu soruların ne olduğunu bilsek daha rahat hareket ederiz. Ne? Kim? Ne zaman? When tabii ki. What time? Saat kaçta? Why? Niçin? Ve how'da tabii ki ne olsun? Nasıl? Başlayalım şimdi. Who is making a cake now? Kim kek yapıyor şu anda? My mother is. Benim annem yapıyor diyor. Nokta nokta do you get up in the mornings? Kaçta kalkıyorsun diyecek herhalde. At 7:30 demiş. 7:30'da kalkıyorum diyor. O zaman what time do you get up in the mornings? Saat kaçta kalkıyorsun sabahları? O da at 7:30 diyor. Şuraya bakalım. When do they go on holiday? Ne zaman onlar tatile gidiyorlar? In July. Yani ne zaman? Tabii ki de June, Haziran, July, Temmuz. Şuraya bakalım. How does Jim go to the school? Jim okula nasıl gidiyor? He goes to school
He goes to school by bus. By bus. Hatta öyle bir şarkı var. How do you usually go to school? I usually go to school by bus diye bir şarkı vardı bizim gençliğimizde 1700'lü yıllarda. Şimdi how does Jim go to school? He goes to school by bike diyebiliriz veyahut da by bike diyebiliriz. O zaman tek bir tane sorumuz kaldı. Why diye soracağız. Niye? Çünkü because diyor. Because diye cevap verildiyse cevabımız why olur. Sorumuz why olur. Why is your father taking you to school? Baba seni niye okula götürüyor? Because I am late. Çünkü geç kaldım. Normalde kendim gidiyorum. Geldi yeni bir soruya. Gerçekten yeni nesil bir soru tarzı. Renkli, resimli, canlı. Şimdi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yani pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ne diyor? Yağmurluymuş 15 derece, güneşliymiş 20 derece, şimşekliymiş 10 derece, sisliymiş 8 derece, karlıymış -2, -5 de yine karlı ve 8 derecede yağmur olduğunu yazıyor. Şimdi başlayalım. It is, pazartesi günü nasıl? Yağmurlu ve soğuk diyebiliriz. 15 derece soğuk. O zaman it is cold and rainy on Monday diyebiliriz. Peki salı günü güneşli, havada nasıl değişiyor? Bak güneşli ve aynı zamanda ılıkmış. O zaman it is warm and sunny on Tuesday diyebiliriz. Cumartesi günü nasılmış? Cumartesi günü karlı ve -5 derece. Hava iyice sapıtıyor bir anda. It is cold and snowy. Yani karlıymış on Saturday, cumartesi günü. Peki Friday, cuma günü nasılmış? Yine soğuk ve karlı. O zaman yine it is cold and snowy dememiz yeterli. Peki çarşamba günü nasılmış? Bu sefer yine cold. Çarşamba bakıyorsun resmen 10 derece ve şimşekli. It is cold and thundery, yani şimşekli diyebiliriz. Tonguç evladım benim. Şimdi bunları nasıl öğreneceğim diyebilirsin. Bak bunlarla alakalı sana ödev veriyorum Tonguç. 6. sınıf akıl haritalarımızda ilk başta şu birinci ünitenin kelimelerini bir tekrar et. Life. Ardından human breakfast'a bak. Ve downtown, yani şehir merkezindeki komparatifizlerle alakalı. Bak burada hepsini göstererek burayı iyice öğren Tonguç. Big, bigger, small, smaller, nice, nicer. Kısa sıfatlarda er, uzun sıfatlarda more than geldiğini bilmeni isteyeceğiz. Bir. Aynı zamanda bunları çalışmasın bu sayfayı downtown. Ve yine aynı şekilde what's the weather like ünitesindeki sunny, windy, rainy, stormy bu kelimeleri güzel güzel öğren. Ve yine bununla alakalı sana 0'dan 6'ya sözel kitabımızdan da ödev vermek zorundayım Tonguç'um. Birincisi ilk üniteden fazla soru gelmez deme. Sınavdan 100 olmak için burada kelimeleri bir kez daha tekrar. Yani sayfa 216'dan Tonguç evladım benim. Human breakfast'ı zaten çalışmalısın. Public buildings, downtown, buradaki sayfalar. Bilhassa bak şu present continuous tense ve time expression sayfası, yani 236'yı net bir şekilde çalış. Weather conditions, burada da var yine sunny, işte cloudy, windy, rainy, snowy, bunları mutlaka sayfa 239'da çalış. Burada describing the weather emotions, feelings, yani mesela happy, cheerful, moody, sayfa 240'a mutlaka ama mutlaka bak Tonguç evladım benim. At the fair'e kadar, yani sayfa 241'e kadar senin ödevin, burayı mutlaka çalışmalısın. Ve yine aynı şekilde eğer hocamız zor sorabilir, hocam biz işi sağlam alalım diyorsanız ki bence her zaman sağlam alalım. Burada Zoru Bankası'ndan da sana ödevler vermek zorundayım Tonguç evladım benim. Burada Zoru Bankası'na yapacağın ödevleri de hemen söylüyorum sana tabii ki. Sayfa 280'den başlıyor bu ilk üniteler. Bunları çözdüysen ilk yazıya çalışırken sıkıntı yok. Ama çözmediysen mutlaka çöz. Sonra da Yumi Breakfast ünitesinden, yani 284'ten Downtown ünitesinin sonu olan Weather ve Emotions da tabii ki önemli. At the Fair'e kadar, yani sayfa 295'e kadar mutlaka bu soruları çöz. Eğer At the Fair ünitesinde de hocanız işlediyse bunlarla alakalı da mutlaka sorular çözmelisin ki sıkıntı yaşamasın. Burada ben tabii ki şu anda Milletin Bakanlığı'nın kazanımlarındaki yazılıya gelen tarihe göre ödevler verdim. İnşallah sınavda iyi bir not alırsın. Bunlarla çok güzel bir başarı alırsın. Hadi bakalım o zaman. It is time to ödüllü soru. Hadi bakalım yap soruyu. Teşekkür ederim.